Nice shoes, very nice shoes. Thank you. So, after store. So, good morning, everybody from Turkey. Good morning, and welcome at our farm. Yes. Well, here we make two really Dutch traditional products. Evet, Dutch'ın, yani bu bölgede yaşayan insanlara verilen bu ismin ve klasik ürünlerinden bir tane, birkaçını göreceğiz. We make cheese, as you can see the smell, I think. Evet, gördüğünüz üzere peynir yapıyoruz. Yes, and also the first shoes of Holland, and I think also the most sexy shoes. Evet, Hollanda'nın ilk ayakkabıları ve aynı zamanda bence en seksi ayakkabıları. Yes. So we are really a family business, family farm. Always women make cheese on the farm. I'm a farmer's wife, so I make cheese. It's my destiny. Burası bir aile şirketi, aile çiftliği ve kadınlar peynir işiyle uğraşıyor. Ben de buranın hanımı olduğu için ben de peynir yapımıyla uğraşıyorum. So what we do for cook cheese, we wake up early in the, very early in the morning. Peynir yapmak için çok erken sabahları kalkıyoruz. Yes. Also afternoon, twice a day we milk the cows and then the milk goes in summer of the night. Ve öğleden sonra da aynı şekilde yine peynir yapımına devam ediyoruz. When it's 29 degrees, because we heat it up to 29 degrees, and then we add rennet. Rennet is an enzyme from the stomach of the cow, makes it really thick. İlk olarak sütü 29 dereceye çıkartıyorlar hijyenik ortamda. Daha sonra da hayvanın, ineğin midesinden elde edilen bir maya diyeyim buna. Bunu peynire ekliyorlar. Daha doğrusu sütü ekliyorlar. Kültür oldu. We also add a bacterial. This is the flavor of the cheese and we make Gouda cheese, so this is the bacteria for Gouda. Biliyorsunuz peynire tadını veren veya sort dediğimiz cinsini veren eklenen maya. Yani aslında maya da ne? Bakteri. Bu da farklı bakteriler var. Daha sonra bakteri ekliyorlar. Attitude. Gouda cheese means farm cheese, so we make really farm cheese here. Rennet and bacteria in the milk. İyi peynir, çiftlik peynir ve biz gerçek çiftlik peynirini üretiyoruz. Ve burada süt tadı kesilmeye başlanıyor tabiri caizse. Ve bununla beraber kesmeye, onu da parçalamaya başlıyorlar. Karıştırma. After 1 hour cutting, this is the result. You see 90% water, 10% cheese. Bir saat sonrasında bu karıştırma işleminde %90 su ve %10'luk bir peynir oluşuyor. The water, this part we take out and give to the baby cows, the little ones, and they drink it and they love it. Bu aslında peynir altı suyu tabir edilir. Sporla uğraşanlar bilirler. Protein yapımında da kullanılan bir şey ve çok protein değeri yüksek. Hayvanları buna ayırıp bebek ineklerde bunu kullanıyorlar. Onlara besin olarak veriyorlar. Cheese we take out like this, no machine for that, so we take it up by hand. And then the holes we press it. Daha sonrasında herhangi bir makineyle değil, elle alıyorlar. gösterdiği üzere eleye ve üzerinde de prese koyup orada presliyorlar. And while we press it, on top we have this label. Four size label with the name Gouda cheese. And a four size label means it's really made on farm. Farmer cheese made by farmers. Dört köşeli
böyle bir marka şeyi var. Sanki bizim dericilerin Türk derisi gibi kullandığı.